Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fıstıklı kadayıf sarma tarifi vereceğim. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Kadayıfımız için gereken malzemeler, ilk önce şerbeti söylüyorum. 3 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, ince bir dilim limon, 1 su bardağı kadar çekilmiş antep fıstığı tozu, 1 tane tereyağı 250 gram ve 500 gram da taze kadayıf. Şerbetimizi ocağa koyalım. Şerbetim ılık olacak çünkü. Limonu da koyuyorum. Ocağa koyup altını açacağım ve kaynamaya başladıktan sonra saati tutuyorum. Yaklaşık 10 dakika kaynatacağım. Yine en son size söylerim. Tereyağımı da eritiyorum. Kadayıfımızı çok birbirinden koparmadan ayıralım. Aslında Türkiye'deki kadayıflardan daha güzel olur bunun sarması. Artık yapabildiğim kadar. Bir parça kopartalım. Tezgahın üstüne. Tabii açalım, birbirine yapışık olmasın. Bu şekilde hazırlayacağım. Yassı şekilde koydum. Ortasına gelecek şekilde de antep fıstığını yerleştirelim. İsteyenler ceviz, fındık da koyabilir. Sorun olmaz. Evde ne varsa, ama en güzel fıstıklı oluyor. Bir de bol koyarsak fıstığını. Ben Türkiye'den getiriyorum tane halinde fıstık için. Buzluğa koyuyorum. Kullanacağım zaman robottan geçiriyorum. Yeterli. Alıyoruz bu şekilde. Ve çevire çevire sarıyoruz. Hemen borcama sardıktan sonra borcama koyuyorum. Bir tane daha göstereyim. Kadayıf güzel olsa, taze olsa çok daha güzel sarılır. Artık yapabildiğimiz kadar. Ama hiç merak etmeyin, böyle de güzel oluyor. Tekrardan. Şerbetim kaynadı. Yaklaşık tam ben de saati tuttum 8 dakika. Sizler de aynı olmayabilir. Kontrol edin. Ne sıvı olacak, ne böyle sulu olacak, ne de çok katı olacak. Şerbeti kenara alıyorum ve ılımasını sağlıyorum. Erittiğim tereyağını her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum. İsteyenler biraz sıvı yağ da ekleyebilir. Tereyağını daha az koyup. Fırınımızı da açalım. Alt üst ayarda 200 derecede iyice ısıtalım. Alt rafına koyacağım. Alt üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Tatlım yaklaşık 45 dakikada pişti. En altına koydum. Hatta en son üzerine, üzeri kızardı, altı tam kızarmadı diye folye kapattım üzerine. O şekilde bıraktım. Altı daha iyi kızarsın diye. Şerbetim ılık. Tatlım da fırından çıkardığım gibi şerbeti döküyoruz. Biraz ayırmıştım fıstıktan. Üzerine serpiyorum. Yaklaşık 1-2 saat sonra yiyebiliriz. Şerbetini çeker. Tatlımı servis edeceğim. İlk başta dilimler halinde kesin. Tatlım yemeğe hazır. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Evet, bugünlük videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.